sorularının cevaplarını yapacağız. Biliyorsun seçici bir sınavdı. Çok güzel soruların olduğu bir sınavdı. Hatalarınızı önce burada göstermek istiyorum. Eğer hala anlamadığınız bir yer varsa mutlaka bana özelden sormanızı istiyorum arkadaşlar. Birinci soruya baktığımızda öğretmen sınıftaki bir etkinlikte özdeş kaplardan birincisine 40 derecede 100 milim sıcak su ve 10 gram toz şeker, ikincisine de 10 derece 100 milim soğuk su, 10 gram toz şeker koyuyor. Şimdi burada farklılık yapan şey sıcaklık gördüğümüz üzere. Şimdi diyor ki bağımsız değişken hangisidir? Bağımsız değişken neydi? Her iki deney düzeninde de farklılık yaratan durumdu. Sıcaklık dedik zaten. Cevap denizli olmalı. İkinci soruya geldiğimiz zaman hangisinin görevi yanlış verilmiştir diyor. K görüyoruz yumurtalıklar. Yumurta üretimi yapılır. Doğru. L döllenmenin olduğu yer. Evet, yumurta kanalı döllenmenin olduğu yer. M yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlar. Şimdi yumurtanın döl yatağına ulaşmasını sağlar diyor fakat M zaten döl yatağı. N dişi üreme hücrelerinin dışı açılan bölümüdür. Evet, N kısmı vajina kısmı olduğu için dışı açılan kısmıdır. Bu da doğru. Cevabımız C olmalı. Üçüncü soruya baktığımızda yatay doğrultuda kuvvet uygulayarak bir cismi yol aldırdığımızda iş yapmış oluruz diyor. Kuvvet ve alınan yol arttıkça yapılan iş de artar. Bize iş eşittir kuvvet çarpı yol. Bu tanımdan yola çıkmamızı istiyor. İkinci durumda daha fazla iş yapılmıştır diyor. Bu farklılığın sebebi ne? Kuvvetler aynı görüyoruz ki arkadaşlar. Demek ki kuvvet değil. Alınan yolların farklı olması. Evet, birinde 1 metre, diğerinde 2 metre yol alınıyor. Cisimlerin farklı ağırlıkta olması. Bu düşürücü ifade. Böyle bir şeyden bahsedemem. O yüzden cevabım yalnız 2 Adana olmalı. Dördüncü soruya gelirsem, İlker bir cismi etki eden yer çekimi kuvvetinin ağırlık olduğu bilgisini kullanarak dinamometre ile bir cismi hava ortamında değerini ölçüyor. Sonra diyor ki ağırlık bir kuvvettir sonucuna varıyor. İlker'in sahip olduğu hangi bilgi bu etkinlikten vardığı sonucu destekler? Cisim dinamometre yayının uzamasına yol açar. Şimdi yay zaten uzaması lazım. Yani bu destekleyecek bir ifade değil. Ama şu destekleyebilir. Yer çekiminin değişmesi ağırlığı değiştirir. Çünkü başka bir yere gittiğimizde ağırlık ne olacak? Farklı bir değer çıkacak. Buradan yani ağırlık bir kuvvettir. Ağırlığı hava ortamında yer çekimi kuvvetinin etkisinde olduğunu bildiği için farklı bir yere gittiğinde ne olacak? Yer çekiminin değişmesi de ağırlığı değiştirecek. O yüzden cevap Bursa olmalı. Gelelim 5. soruya. 5. soruda KLMN saydam kutularına gönderilen ışınlar şekilde gösterilmiştir. Hangisinin doğruluğu kesindir? Şimdi K kutusundan çıkan ışın 3 numaradan geçiyor. Şimdi bir kere şık şık gidelim. K kutusunda kalın kenarlı mercek kullanılmıştır. Bu direkt yanlış ifade arkadaşlar. Çünkü ışık toplanarak geliyor. Yani 3'ten geçiyormuş. 3 numaralı noktadan geçiyorsa toplanıyordur. Toplanıyorsa bu bir ince kenarlı mercektir. Bu gitti. L kutusunda ince kenarlı mercek kullanılmıştır. Bakalım. L kutusundan çıkan ışın 3 numaralı noktadan gitmektedir. Bunu da bilemem. Dümdüz gitti. Asal eksen üzerinden de gidiyor olabilir. O yüzden bunu da bilemem. M kutusunda herhangi bir mercek kullanılmamıştır. M'de ne olmuş? M kutusundan çıkan ışın 5 numaralı noktadan geçmiştir diyor. Evet, mercek yok demek ki direkt gittiğine göre herhangi bir kırılma yok diyebilirim. Yani bunu derim zaten. D'ye bakalım. N kutusunda ince kenarlı mercek kullanılmıştır. N bir numaralı yerden geçiyormuş. Bir kere bir numaradan geçiyorsa zaten ışığı dağıtıyordur. Bu da kalın kenarlı mercek kullanımıdır. O yüzden D de yanlış. Cevabımız Ceyhan olmalı. Altıncı soruya gelirsek hücreden organizmaya doğru gidişten bahsediyor. Hangisi doğrudur? Dokular organlardan oluşur. Yanlış, tam tersi olmalıydı. En basit olan hücredir, doğru. En karmaşık olan organizmadır, doğru. Aynı dokunun bütün hücrelerinin genetik yapıları aynıdır. Evet, bütün hücrelerinin genetik yapıları zaten genlerimizi belirleyen kısım bu olduğunu söylüyoruz. Cevabımız
Bursa olmalı. Yedinci soruya gelirsem, Emir'in birbirinden farklı özelliklere sahip K, L ve M aynalarındaki görüntüleri verilmiştir diyor. K, L, M aynaları ile ilgili hangisi doğrudur? K aynası düz ayna olup genellikle kavşaklarda ve güvenlik amaçlı kullanılır. Bir kere düz ayna kavşaklarda kullanılmaz. Burada bir hata var. Bu gitti. L aynasında oluşan görüntü çeşitleri. L aynasını görüyoruz. Küçük ve düz. Yani bu tümsek aynadır. K ve M aynalarına göre daha fazladır. Bu da yanlış ifade. Çünkü tümsek aynada tek bir görüntü özelliği var. Düz ve küçük. O yüzden değil. M aynasının kullanım alanı. M aynasının kullanım alanları diş poliklinikleri, makyaj, el feneri gibi alanlar. Şimdi bakıyorum M aynası büyüten ayna yani dev ayna yani çukur ayna demiştik değil mi? Çukur aynalar nerede kullanılıyor? Dişçiler kullanıyor. Makyaj aynaları daha rahat makyaj yapalım diye. El fenerleri bunlar büyüten aynalar. O yüzden cevabımız Ceyhan olmalı. 8. soruya geldiğimde. Ahmet aynaların bulunduğu bir dükkana giriyor. Beşer dakika sırayla K, L, M, N aynalarına bakıyor. Kendi boyunu yukarıdaki grafikteki uzunluklarda ölçüyor. Bu aynalardan sadece K aynası Ahmet'in boyuyla aynı. Şimdi K aynası Ahmet'in boyuyla aynı. Ahmet'in boyuyla aynı ve tüm aynalarda görüntünün düz olduğu biliniyor. Şimdi K, L, M, N. K aynasında aynı olarak söylüyormuş. Peki buna göre KLMN aynaları ile ilgili hangi bilgi doğrudur diyor bize. Bakalım. Yani tarayacağız doğru olanları. Taramamızı istiyor. Neler olacak? K aynası makyaj aynası ile aynı çeşit aynadır. Bir kere K aynası aynı boyda ve düz görüntü veriyorsa bir kere o düzlem aynadır. O yüzden makyaj aynası ile aynı olmaz. Bu gitti. L aynası periskoplarda kullanılan ayna ile aynı aynadır. Bir kere periskoplarda düzlem ayna kullanılır ama L aynasında bir küçültme var görüyoruz ki. O yüzden değil. M aynası güvenlik amaçlı kullanılan aynalardan olabilir. Olduğundan daha küçük gösteriyor görüyoruz ki. Güvenlik amaçlı kullanılan aynalardan olabilir. Evet tümsek aynalar biliyoruz güvenlik amaçlı daha geniş alanı göstersin diye kullanılıyordu. Bunu tararım doğru. N aynasında paralel ışınlar gönderilirse bu ışınları dağıtarak yansıtır. Evet, çünkü N aynası da bir tümsek ayna. Tümsek aynada ışınları paralel olarak yansıtır diyoruz. Yani cevabımız Bursa olacak. Gelelim 9. soruya. Çok geleneksel bir soru arkadaşlar. Hangisi kromozom değişimine sebep olan olaylarla ilgili hangisi doğrudur? K olayı üreme hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünme olup L olayı ile neslin devamlılığını sağlar. Şimdi K olayı mayoz bölünme, L olayı ile neslin devamlılığını sağlar diyor. Üreme hücreleri diyor ama. Burada düşmememiz lazım. Üreme ana hücresi deseydi doğru olurdu gitti. M ve N olayı büyüme ve gelişmeye etki eden bir olay olup kromozom sayısı değişmemiştir. Evet M ve N olaylarında biliyorsunuz kromozom sabit kalmış ve bu şu anlama geliyor. Mitoz bölünme demek ki. O yüzden doğru ifademiz Bursa olmalı. 10. soruya bakarsak arkadaşlar. Aybike top oynarken yere düşmüştür. Yerde cam parçaları elini kesmiş. Sonra elindeki kesikten hiçbir şekilde iz kalmamıştır diyor. Beril babasıyla üzüm bağından bir dal kesip toprağa dikmiş. Bir süre sonra bu daldan kocaman bir üzüm bağı olmuş. Vejetatif üreme. Betül kuaförü yanlışlıkla saçlarını kısacık kesmiş. Bir süre sonra saçlarının tekrar uzadığını görmüş ve sevinmiş. Bu da bir mitoz bölünme. Üçü de mitoz. Bu olaylara mitoz bölünmenin hangi özelliğine rastlanmamaktadır? Eşeğsiz üreme yaptığını gördük vejetatifle. Canlılarda büyümeyi sağlaması, evet. Yaraların iyileşmesi, evet ama ilk zigot oluşumundan sonra başlaması, buradaki soruda bana böyle bir ifadeden bahsetmiyor. Gelelim 11. soruya. Ortamların kırıcılıklarını vermiş, en fazla kıran B ortamı. Yani bir ortam en fazla kırıyorsa ortam kırıcılıklarını kıyaslarsak B büyük, A büyük, C. Zaten grafikten okuyorum. Birinci ifade doğru. İkiye bakalım. Işık ışını en hızlı C ortamında ilerler. Kırıcılık ne kadar azsa o kadar hızlı ilerler. Evet bu da doğru. A ortamından C ortamına girerken normale
yaklaşarak kırılır. Şimdi A ortamı çok yoğun, C ortamı az yoğun. Çok yoğundan az yoğuna giderken normalde uzaklaşması gerekir. O yüzden bu ifade yanlış. Cevabımız B olacak. 12. soru, tuz ve demir maddeleri için hangisi yanlıştır? Tuz bileşiktir ve yapısında birden fazla element bulunur. Doğru, NaCl. Demir elementtir ve tek cins atomdan oluşur. Evet, bu da doğru. Tuz kendini oluşturan elementlerine ayrılabilir. Evet, doğru, ayırabilirim kimyasal yolla. Demir de tuzda molekül yapılıdır. Hayır, tuz da atomik olarak ayrılır. Yani atomlarına ayrılır, moleküllerine değil. Demir zaten atomik yapılı. 13. soruya baktığımızda arkadaşlar, hangisi doğrudur diyor. Güneş enerjisi hareket eden uçak, güneş enerjisi hareket eden bisiklet, güneş enerjisi hareket eden araba. Görseldeki araçlarla ilgili olarak temelde yenilebilir bir enerji kaynağı kullanırlar. Evet, doğru. Güneş enerjisi hareket enerjisine dönüşmüştür. Evet, bu da doğru. Çevreyi kirletmeyen enerji türünü kullanmışlardır. Evet, güneş enerjisi çevreyi kirletmez. Kolay bir soruydu. 13 denizli olacak. 7. sınıf öğrencisi Hande, metal ve parlak bir yemek kaşığının iç ve dış kısımlarına bakarak bir etkinlik yapıyor. Etkinlik sırasında elde edici görüntüyle ilgili tahminler yapıyor. Şimdi iç yüzeye ne demiştik her zaman? Çukur ayna. Çukur ayna gibi düşünüyor. Hep bunu bakmışızdır çocukluğumuzdan beri. Dış tarafı da tümsek. Tahminlerden hangilerinin etkinliğini de gözlemleyebilir diyor. Kaşığın iç yüzeyine baktığında gözlerini daha büyük görebilir. Evet, çünkü çukur. Kaşığın dış yüzeyine baktığında daha geniş bir alanda kendini küçük ve ters görebilir. Evet, daha geniş bir alanda evet kendini küçük görür ama ters görmez çünkü arka taraf tümsek aynadır. O yüzden bu ifade gitti. Kaşığın iç yüzeyine baktığında kendini küçük ve ters görebilir. Evet, çukur aynada böyle bir görüntü özelliği var. Kaşığın dış yüzeyini kendine yaklaştırırsa da uzaklaştırırsa da hep küçük görür. Çünkü demiştik ki tümsek aynada tek bir görüntü özelliği var. Küçük ve düz. O yüzden 4 de doğru cevap Ceyhan olacak. Gelelim 15. soruya. Asal eksene paralel gönderilen X ve Y ışınları saydam kutular içerisinde bulunan merceklerden geçtikten sonra yolu izliyorlarmış. Şimdi hangileri doğrudur diyor bize. Bakıyorum. Birinci kutudaki merceğin odak noktası 1 ile ikinci kutu arasındadır. Arkadaşlar görüyoruz bunların uzantıları daha gidecek. Yani 1 ve 2 arasında da çıkmamış odak. O yüzden bu yanlış. İkinci kutudaki merceğin odak noktası A noktasıdır. Evet, birleştikleri yer. Her iki kutuda da ince kenarlı mercek bulunmaktadır. Evet, çünkü kırılma var arkadaşlar. Işığı saçmamış. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. 16'da çok kolay bir soru. Yine kaplar farklı renklerde. 16. soruda suların son sıcaklıkları en büyük K, sonra L, sonra M. Tabii ki doğru. Çünkü K koyu renk olduğu için daha çok çekiyordu içine. Deney de bağımsız değişken olarak bardak renklerinin sıcaklığa etkisidir. Evet, bu da söylenebilir. Bu da doğru. Işığın koyu renkler tarafından daha az soğurulduğunu göstermek için. Bir kere ışık koyu renk tarafından daha çok soğurulur. O yüzden 3 yok. Cevabımız Bursa. 17. soru. Yağmur 2 tane A4 kağıdını alıyor. Birini buruşturuyor. Bunu da yapmıştık sınıfta. Birini buruşturuyor, birini normal haliyle atıyor yerden. Neyi gözlemlemek istiyor? Tabii ki buradaki gözlemlemeye çalıştığı havanın sürtünmesi. Maddenin miktarı aynı, yer çekimi de aynı, cismin cinsi de aynı. Ne farklı? Cismin şekli. O yüzden hava sürtünmesinin cismin şekline bağlı olup olmadığını araştırıyordur. 17 o yüzden Bursa olmalı. 18. Şimdi eşit miktarda ve farklı sıcaklıkta su bulunan kapların içine 5'er gram küp şeker koyuyor. Ve her iki kapta bulunanları karıştırıyor. Burada bağımsız değişken her iki deney düzeninde değişen, yani sıcaklık. Bağımsız değişken sıcaklık olacak. Bir yerine sıcaklık yazacağız zaten. C gitti, B gitti. Kafadan iki şıkkı düşürdüm ben. Devam ediyorum. Bağımlı değişken, bu işten etkilenen. Yani ne kim etkilenir bundan? Çözünme hızı. Zaten cevabım direkt çıktı. Denizli. Kontrol edilen de sabit tutulandır. Karıştırma hızıdır, madde miktarıdır. Hepsini tutabilir, söyleyebilirsin sabit olan. 19. soru. Arkadaşlar birinci karışım tuz ve su karışımı. Bunu ne yaparsın? Buharlaştırırsın suyu. Tuz kalır elinde.
İkinci karışım zeytinyağı su. Bunlar yoğunluk farkıyla ayrılacaklardı zaten. Biliyorsunuz ayırma hunisi yöntemiyle. Üçüncü kum ve talaş. Kum ve talaşta da içine su ekliyorduk. Kumlar dipte kalıyordu. Talaşlar yukarıda yüzüyordu. Bu yöntemin adı flotasyon ya da yüzdürme diyorduk. Cevap o yüzden Adana olmalı. Gelelim 20. soruya. Öğretmen tahtaya verilen cümleyi yazarak öğrencilerinden tamamlamalarını istemiştir. Dünyadaki ağırlığı 100 Newton olan bir cismi Mars'a götürsek ağırlık değişir. Çünkü ağırlık ne dememiz gerekir? Gezegenin kütle çekim kuvvetine göre değişir. Çünkü çekime bağlıdır değil mi arkadaşlar? O yüzden cevabımız Ceyhan olmalı. Genele baktığımızda en başında söylediğim gibi ortalamanın üzerinde seçici soruların olduğu bir sınavdı. Yine de anlamadıklarınız varsa güzel sorular vardı arkadaşlar. Yeni nesil artık bu tarz sorulardan oluşuyor. Yine de anlamadığınız bir yer varsa mutlaka bana özelden sormanızı rica ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.